Selam, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere resimde görmüş olduğunuz salaş, güzel, şöyle basit yapımlı bir runner göstereceğim arkadaşlar. Yine sevdiğim pamuk makrame ipiyle yaptım ben. Sizler dilediğiniz iple yapabilirsiniz. Kalın pamuklu iplerle olabilir. Çok ince olmaması önemli olan burada. Çünkü salaş durması için İnce iple yaptığınız zaman çok basit duracaktır. Daha farklı kalın iplerle de deneyebilirsiniz. Ben 2,5 milim pamuk makreme kullanıyorum. Aslında ben aldığım zaman milim söylememe gerek olmuyor. Bunlar normal pamuk makreme diye satılıyor. O taranabilirler, büktüm büküm olanlar farklı. O yüzden onlara milim söyleniyor. Ama bunlar da 2,5 milim diye gördüğüm yerlerde oldu. Benim aldığım yerler milim olarak satmıyor zaten. Çünkü çok çeşit pamuk makreme yok orada. Şimdi bu pamuk makremeyi kullanacağım arkadaşlar. İki tanem biraz arttı. 250 gram hardal kullandım. Bir tane de bir taneden bayağı artacak krem rengi kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ipinizin biraz kalın olmasına dikkat edin. Benim 7 milimde tığım var. Çünkü salaş durmasını istediğim için bayağı bir büyük milim tığ kullanmam gerekecek. Sizler tabii ki zevkinize göre daha ince tığlar da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yapımına başlıyorum. Çok kolay. Bir günde bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Tabii ki uzunluğa da bağlı ama gayet kolay ilerliyor. Şimdi şu biraz ipi bırakacağım. Ve toplamda gevşek 41 adet zincir çekeceğim. Gevşek olmasına özen gösterin ki kasma yapmasın. Şimdi ben 41 adet zincir çekip dönüyorum. Evet, 41 tane zincir çektim arkadaşlar. Yaklaşık santim olarak da 36-37 santim oldu. Dediğim gibi biraz sıkı bir şey olmasın, gevşek bir zincir olsun ki başlarda çünkü kasma yapabiliyor böyle şeylerde. Şimdi üzerine aldım arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıp üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzan neydi? Baştan göstereceğim. 3 defa da bitirdiğimiz trabzan. Bakın, 3 tığımda şu anda 3 tane ip var. 1, 2 ve 3. Üçlü trabzanımı yaptıktan sonra şöyle 7 tane zincir çekiyorum. Yedi zincir. Ve sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane boşluk bırakarak 7.ye batıyorum ve üzerine de şöyle alıyorum. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 seferde çektiğim trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum tığımın. Aynı noktadayım. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Büyük boşluklar oluşturacağız şimdi. Biraz ipimi açmam gerekecek. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. 7 tane zincir. Üzerine aldım tığımın. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane boşluk bırakıp 7.ye batıyorum. Ve yine aynı şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu runner'ı eliniz sıkısa biraz dediğim gibi daha büyük bile tığ kullanabilirsiniz. Tabii yaptığınız iple de alakalı ama eli sıkı olanlar daha gevşek çekmeye özen gösterdi. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Aynı noktaya üçlü trabzan, 2 tane, arada bir boşluk var. Bir zincir var, pardon. 7 tane zincir çekiyorum. 6 tane boşluk. 7.ye batıyor ve sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar.
Şöyle kaç santim yapacağınıza emin olamıyorsanız bu arada onu söylemeyi unuttum. Sizler çok daha fazla zincir çekebilirsiniz. Onun bir önemi yok. Mesela ben iki tane fazla çekmişim. Ya da batarken belki şu başta biraz şu kasma yapıldı. Dört değil de beşinciye batabilirsiniz ilk başta. Ondan dolayı olmuş olabilir. Buradan zaten şöyle fazlalıkları sökeceğim. Onun bir önemi yok. Dediğim gibi fazla fazla çekerseniz, santimine emin olamadıysanız, ördükten sonra görmek istiyorsanız da böyle santiminizi fazla çekin. Zaten baştan sökülebiliyor zincirler. Şimdi son kısma tekrar aynı şeyi yaptım. Bir zincir çektim arasına, aynı yere batıp yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Birinci sırayı bitirdik. Şimdi yine gevşek, sıkı olmayan bir şekilde 3 tane zincirimi çektim ve ters çeviriyorum. Aynı yere üzerine aldım. Trabzanımı yapıyorum. Bir daha tekrarlamayacağım arkadaşlar. Üçlü trabzan her biri. O yüzden tekrarlamama gerek yok. Aynı şeyi tekrarlıyorum. 7 zincir ve karşıya trabzanların ortasına atlıyorum. Aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir. Aynı noktadayım. Trabzanların ortasında tekrar trabzanımı yaptım. Aslında az önceki işlemin aynısını yapıyoruz ikinci sırada da. Farklı olan üçüncü sıra. Şimdi 7 tane zincir yine çekeceğim ve diğerlerinin içine atlayarak devam edeceğim. Yine sıranın sonunda da başlangıç noktasını, çevirme noktasını göstermiş olacağım. Evet, sıra sonundayım. Yine aynı işlemi tekrarladım. Sonuncu trabzanımı da yapıyorum. Bakın. Dediğim gibi yaklaşık şöyle tekrar ölçmek istiyorum santimini. Evet. 36-37 santim. Bunu bitirdikten sonra hafif ütüleyeceğim. Pamuk makrameye hiçbir zarar gelmez. Yine de ısık düşük derecede tabii ütülemeniz gerekecek. Daha düzgün, daha hoş olması için. Ütülendikçe de daha kendini salacağı için yaklaşık bir 2 santim daha büyüyecektir. Onu da düşünerek kararlaştırabilirsiniz sayılarını. Boşluk olarak da 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. Şimdi yine aynı şekilde şöyle sıkı olmayacak şekilde zincirimi çektim ve ters çeviriyorum. Ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Kenarlar hep aynı. Trabzanımı yaptım. Şimdi zincir sayım 3. Artık birleştireceğiz şu zincirleri. Şöyle ikisini bir topluyorum. İlk başta biraz eliniz alışamayabilir ama ilk yapanlar için özellikle. Sonra eliniz alışacaktır. Yine 3 zincir. Karşıya trabzanların ortasına geçtim. Ve aralarında bir zincir olarak trabzanlarımı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Şimdi alttaki 2 zincirlerimi tutuyorum şöyle. Sıkı olmayacak bir şekilde sık iğnemi atıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu sefer ortalarına aynı hizada oluyor her seferinde trabzanlarım. Bu şekilde ilerliyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir farklılık yok. Bunu istediğiniz santime kadar aynı şekilde ilerleteceğiz. Sonra da krem kısımlarına geçeceğiz. 3 zincir çektim. Sonra zincirlerimi sıkı bir şekilde olmayacak sık iğneyle birleştiriyorum. 3 zincir. Sonra atladım trabzanların ortasına. Dediğim gibi bu şekilde modelimiz çok kolay. Hızlı da ilerliyor. 3 zincir değil, araya bir zincir. Trabzan ortasındayım çünkü. Bu şekilde ben istediğim yere gelene kadar, santime gelene kadar masalarınıza, sehpalarınıza ölçerek ona göre
hesap yaparak devam edebilirsiniz. Sıranın sonuna geleyim, yine başta hiçbir farklılık yok ama tekrar son kısmı da göstereyim. 3 tane zincir, sonra 2 büyük zinciri birleştirme ve sıranın sonundayım. Sıra sonları hep aynı. Bakın, ortadaki kısma batırıyorum. Bir zincir ve kenarda da iki trabzanlarım bu şekilde oluşuyor. Bakın, modelimiz oluştu. Şimdi dönüp yine 3 zincirle bu 3 sırayı tekrarlayacağım. 3 sıranın tekrarından oluşuyor yani yaptığımız runner. Başka hiçbir farklı modeli yok. 3 zincirimi çektim, ters çevirdim. Aynı noktaya 3 tane trabzanımı, üçlü trabzanımı yaptım. Bakın, şimdi 7 tane zincirimi çekip şu kısma atlayacağım. Tıpkı birinci sırada olduğu gibi, yani modeli baştan kuruyorum. Bu şekilde de istediğim sıraya kadar, santime ulaşana kadar ya da işte masanızın boyutuna göre devam edeceğim. Dilediğim uzunluğa geldikten sonra da artık krem kısımlarını oluşturacağız.